Kıymetli hemşehrilerim, değerli basın mensupları. Ben de sizi, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarken bugün 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü olarak ilan edilişiyle birlikte ona uygun bir projenin de sonlanmış ve hayata geçirilmiş oluşuyla birlikte bugünkü buranın açılışını da hep birlikte yapmak üzere gelmenizden dolayı hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bununla beraber biliyorsunuz Karadeniz'de sosyal belediyecilik anlamında ciddi manada tesisleri bulunan bir belediyeyiz. Ve aynı zamanda bu belediyemizde de yeminilen içilen yerlerde ciddi anlamda da atıklar oluşmaktaydı. Gıda atıkları, kazan yemeklerinden atıklar oluşmaktaydı. Bunlar da ziyan olmaktaydı. Bunu nasıl değerlendirebiliriz? Bunu değerlendirirken özellikle sokak hayvanlarımıza, can dostlarımıza nasıl bir imkan oluşturabiliriz diye araştırmaya girmiştik. Ve bu araştırmamız neticesinde böyle bir tesisi kazandırarak özellikle restoranlardan, kendi tesislerimizden, atık kazan yemeklerinden atık olan malzemeleri burada hem jel halinde yenilebilen, tüketilebilen hem de granül halinde tüketilebilen malzemelere dönüştürerek bir, israfın önüne geçmiş oluyoruz. İkincisi de can dostlarımızı daha rahat bir şekilde ve aynı zamanda ekonomik anlamda da çok fazla yük oluşturmadan onların beslenmesine de katkı sağlamaya çalıştığımız bu tesisi hayata geçirmenin fırsatını bulmuş olduk. Tabii bunun yanında biliyorsunuz aynı zamanda park ve bahçelerden ve pazarlardan oluşan organik maddelerimiz var. Bu organik maddelerimizin de burada yine aynı tesisimizde kompost yani organik gübreye dönüşmesini sağlayarak peyzaj alanlarımızda ve park ve bahçelerimizde de onların tekrar geriye doğal gübre olarak kazanılarak kullanılmasının imkanını oluşturmuş olduk. Bugün böyle bir kıymetli tesisi özellikle doğanın ne kadar kıymetli olduğunu, doğanın kirletilmemesinin ne kadar önemli olduğunu son süreçteki iklim değişiklikleriyle beraber hep birlikte yaşamaktayız. Demek ki doğanın ne kadar sahip çıkılması lazım, doğanın bize sunduğu nimetlerin ne kadar verimli ve rantabl kullanılmasının da bize aynı zamanda yaşadığımız felaketlerin gösterdiğine şahit oluyoruz. Yaptığımız bu faaliyetlerin ilçemize, memleketimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.